Sosyal bahisin bir numarası Tuttur, altıncı adamı sunar. Tuttur baby, haydi heyecan olsun baby. Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, Tuttur'un sunduğu 6. adama hoş geldiniz. Ben Burak Alaca, sizlerle birlikte her cuma olduğu gibi önümüzdeki bir saat dilimi boyunca futbola küçük bir virgül koyup biraz da basketbol gündeminden bahsedeceğiz. Gerçekten Euroleague'de çift maç haftasının olduğu, yine gümbür gümbür basketbolla dolu dolu bir haftanın içerisindeyiz. Temsilcilerimizin 4 maçının 3'ü geride kaldı. Bugün kapanış mücadelesinde temsilcilerimiz adına haftanın kapanışında Fenerbahçe Beko evinde efsane koç Jake Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'ı konuk edecek. Bu maça da değineceğiz. Programa yönelik soru, görüş ve önerilerinizi bildiğiniz gibi artık WhatsApp hattımız üzerinden mesajları alıyoruz. 0538 052 1487, tekrar ediyorum, 0538 052 1487 nolu numara üzerinden bizlere iletebilirsiniz. Sizlerden gelen mesajlar kıymetli, hepsini burada masaya yatırmaya çalışacağız. Programın ilerleyen dakikalarında Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Mersin Spor Kulübü'nün genel menajeri Tolga Kökten bizlerle birlikte olacak. Kendisine yönelik sorularınızı da WhatsApp hattı üzerinden bizlere yöneltebilirsiniz. Tekrar ediyorum, 0538 052 1487 nolu numara üzerinden WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Sizden gelen mesajları bekliyoruz. Hızlıca Euroleague'de haftanın sonuçlarını vereyim. Hemen bir dinleyici mesajımız geldi, ona da geçeceğim sonrasında. Haftanın açılış etabında temsilcimiz Anadolu Efes evinde konuk ettiği Barcelona'ya 88-97 çok tempolu geçen bir maçta mağlup oldu. İki maçlık galibiyet serisinden Anadolu Efes ilk kez kaybetmiş oldu. Biliyorsunuz üst üste Olympiakos ve Olimpia Milano'yu mağlup etmişti temsilcimiz. Bir diğer karşılaşmada Fenerbahçe Beko evinde oynaması gerektiği karşılaşmayı aslında Euroleague kararıyla birlikte Litvanya'ya alınmıştı. Jalgirio Arena'da oynanan karşılaşmada Maccabi Tel Aviv'i 84-82 kran krana geçen maçta mağlup etmeyi başardı. Ve Panathinaikos maçının ardından tekrardan galibiyetle tanışmış oldu. 7. maçta, düzeltiyorum, 6. maçta 4. galibiyetini hanesine yazdırdı. Fenerbahçe Beko dün temsilcimiz Anadolu Efes çift maç haftasının 2. ayağında deplasmanda Alman ekibi Alba Berlin'e konuk oldu. Temsilcimizin mücadeleden 86-70'lik bir skorla galip ayrılarak derecesini yükseltti. 7 maç sonunda 4 galibiyete ulaştı Anadolu Efes. Gerçekten orada da inişli çıkışlı bir performans vardı ama bazı oyuncuların yükselişi gerçekten kıymetli oldu ve bu sürdürülebilirse Anadolu Efes'in tavanının gerçekten yukarı çıkacağını söylemek mümkün. Az önce de bahsettim, bugün 20.45'te çift maç haftasının temsilcilerimiz adına kapanışında Fenerbahçe Beko evinde kulüp efsanesi Jake Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'ı konuk edecek. Yine keyifli bir mücadele olmasını bekliyorum. Hayli skor potansiyeli yüksek bir maç gibi de en azından kağıt üstünde gözüküyor. Evet, Mustafa Demirkaya'dan bir mesajımız var. Tekrar ediyorum, 0538 052 1487 nolu WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Sizden gelecek mesajları da bekliyoruz. Sevgili Burak Bey, iyi yayınlar. Ben Mustafa Demirkaya. Anadolu Efes Euroleague'de inişli çıkışlı performanslar sergiliyor. Bu performans Final Four'a taşır mı takımı? Maç seçmeksizin yazıyorum. Maç içinde de kazanır ve kaybeder diyemiyoruz. Bunda Larkin'in de sakatlığının etkisi olduğunu düşünüyorum. Bir Galatasaray taraftarı olarak Fenerbahçe, Beko ve Anadolu Efes'i Final Four değil de finalde görmek istiyorum. Kazanan da Türk olsun istiyorum. İyi yayınlar demiş. Teşekkür edelim Mustafa Bey mesajı için. Gerçekten değil, Final Four finalde iki Türk takımı görmek büyük bir hayal olur. Çok da güzel olur. Yani Türk basketbol tarihinin en azından kulüpler bazında en başarılı yılını geçirmiş oluruz böyle bir senaryonun hayata geçtiği takdirde. Yani Anadolu Efes'te bir nebze istikrarsızlık olduğunu söylemek mümkün. Tabii ki takımda yeni eklemeler de var. Yani sadece Larkin'in yokluğundan ziyade işte Jordan Warren'ın, Stanley Johnson'ın, işte yine Vincent Poirier ve Roland Schmidt gibi yeni transferlerin takıma adaptasyon süreci önemli. Geçen sezona nazaran çıkış yapan oyuncular var. Elijah Frank bu sene takımın en kritik ismi gibi gözüküyor. Çok ciddi sorumluluklar alıyor. Keza Darius Thompson'ın altını çizmek lazım. Üçüncü haftada kaybedilen Maccabi Tel Aviv maçından bu yana müthiş istikrarlı bir performansı var. Yani Baskonya günlerini aratmayan bir Darius Thompson istiyoruz ki Anadolu Efes'in geçen sezon kendisine 3 yıllık bir kontrat verirken
Muhtemelen beklediği Darius Thompson performansı da bu minvaldeydi. Yani oyuncunun bu noktaya gelmiş olması da ve 4-5 maçtır bunu sürdürüyor olması da Anadolu Efes adına gerçekten ümit verici. Dün de Alba karşısında 18,5 dakikada yalnızca 9 sayı 8 asistlik bir performansı var. Saha içi isabet oranı %100, hiç kaçırmadan attı Darius Thompson. Ne gerekiyorsa yaptı. Top yönlendirme konusunda kendisine çok büyük iş düştüğünü geldiği günden bu yana 1,5 yıldır söylüyoruz. Dün bu anlamda da lider oyuncu, top yönlendirici oyuncu performansını layıkıyla yerine getirdiğini söylemek mümkün. Darius Thompson'ın, Jordan Mora'nın hazırlık maçlarında kendisinden çok büyük beklenti vardı. Sık sık da övdüğümüz bir oyuncuydu hazırlık maçları performansıyla bilhassa. Anadolu Efes kariyeri de artık yükselişe geçti diyebiliriz. Yani dün de hemen kontrol ediyorum, 16 sayılık bir performansı var. Yine %50'nin üzerinde bir saha içi isabetiyle Euroleague'in ham madde olarak söyleyeyim en iyi skorerlerinden biri olma potansiyeline sahip Jordan Mora. Yani iyi bir şut formu var, içeriden etkili bitirişleri var. Yine 2 metrelik boyuyla bir forvet için de ideal bir fiziğe sahip olduğunu söylemek gayet mümkün. Dün de 16 sayılık bir performans var. Dediğim gibi o da yine 3. haftadaki Maccabi maçından itibaren bir kıpırdanmaya başladı. Anadolu Efes'in Milano ve Olympiakos galibiyetlerine yine kritik rol oynamıştı Jordan Mora. Hafta içi kaybedilen Barcelona maçında da yine fena olmayan bir performans vardı. Her ne kadar yayın gerisinden çok etkili olmasa da Anadolu Efes'te taşlar yavaş yavaş yerine oturuyor. Bundan sonra kadro olarak zaten yeterli olduğunu Anadolu Efes'in her fırsatta konuşuyoruz. Top biraz da koç Tomislav Mijatović'e kalıyor diyebiliriz. Mijatović eğer ilk tam baş antrenörlük sezonunda iyi bir iş çıkarırsa bu takımın Final Four yapma potansiyeli olduğunu söylemek gayet mümkün. Yani dediğim gibi takımda oyuncuların gelişiminde de şu ana kadar iyi bir gidişat olduğunu söylemek mümkün. Tabii ki bunda da koç Tomislav Mijatović'in bir parmağı olduğunu söylemekte fayda var. Sezonun ilerleyen kısmında da coaching anlamında Anadolu Efes bir sıkıntı yaşamazsa tavanı yüksek bir takım görüyorum. Müthiş bir uzun rotasyonları var. Yani oturu geçen sezon zaten Süper Lig'de Merkez Efes'ten Anadolu Efes'e geldikten sonra herkese vay dedirtmeyi başarmıştı. Bu sezon yükselen bir performansı var. Vincent Poirier gibi müthiş bir savunmacıya sahipler. Yani istatistiklere baktığınız zaman sizin için her maçta 15-20 sayı bandında üreten bir oyuncu olmasa da savunmadaki korkutuculuğu ve çember etrafındaki caydırıcılığı Anadolu Efes'e ciddi anlamda seviye atlatıyor diyebiliriz ki zaten bunu görüyoruz şimdiye kadar Euroleague'de sezonun geri kalan 7 maçındaki en iyi savunmacılardan biri olduğunu söylemek de mümkün Vincent Poirier'in. Anadolu Efes'in iyi gittiğini söyleyebilirim. Fenerbahçe-Beko Partizan maçında değerlendireceğiz. Hatırlatmamızı yapalım. 0538-052-1487 nolu WhatsApp hattımızdan bizlere mesajlarınızı iletebilirsiniz. Programın ilerleyen kısımlarında mesajlarınızı okuyacağım. Finalde tabii ki Tuttur sponsorluğunda bir program olduğu için sizlerle beraber bir canlı yayın kuponu yapacağız. Takipte kalın programı. Aradan sonra Mersin Spor Kulübü, Basketbol Süper'in bu sezon lige yeni çıkan ve çok iyi bir başlangıç yapan kulübü MSK'nın genel menajeri Tolga Köklen bizlerle birlikte olacak. WhatsApp hattı üzerinden kendisine de sorularınızı iletebilirsiniz diyelim. Çok kısa bir araya gidelim, ardından tekrardan sizlerleyiz. Tuttur'un sunduğu 6. adam devam ediyor. Evet, Tuttur'un sunduğu 6. adam çok kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerle. Hattımızda çok kıymetli bir konuğumuz var. Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi, lige gümbür gümbür giren Mersin Spor Kulübü'nün genel menajeri Tolga Köklen bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun gerçekten. Basketbol Süper Ligi'nin son yıllarda zaten artık çıkmak için ciddi çalışmalarınız vardı. Bu sezonda meyvesini verdi ve sizi Süper Lig'de izliyoruz. Evet, aynen. Yaklaşık bir 3 senedir TBL'de tabii ki yani o lige alışmak, organizasyonumuzu oturtmak, bunlarla zaman harcadık ve son sene zaten bunun meyvesini alarak Süper Lig'e yükseldik. İlk 4 haftada da zaten 3 galibiyet aldık. Bu da bizim için tabii ki sevindirici. Sonuçta bu ligin yeni takımıyız ve hani lige böyle başlamak bizim için çok önemliydi. Şimdi önümüzde tabii 4 haftalık bir zor bir periyot var. Orada da yine hani lige renk katacak basketbolu oynayıp yani alabildiğimiz kadar galibiyet alacağız.
Bu arada ilginç de bir fikstürünüz var. Ligin ilk 4 haftasında Ege ekipleriyle karşı karşıya geldiniz. Sıradaki 4 haftada da İstanbul takımlarıyla karşı karşıya geleceksiniz. Aynen öyle. Aynen öyle. Resmen bir turizm turu gibi bir fikstürünüz var. Çok enteresan. Ya bir de biz coğrafya olarak biraz uzakta kalıyoruz. Tabii bu deplasmanlar bizi yoruyor işin aslı. Yani İstanbul takımları kadar biz şey değiliz, yani şanslı değiliz coğrafyadan dolayı. Yani bizim her deplasmanımız uzak yani bize. Tabii bize gelen takımlar için de uzak ama tabii şimdi İstanbul'daki takımlar kendi aralarındaki maçlarda hiç böyle sıkıntılar yaşamıyorlar. Tabii ligde de çok fazla İstanbul takımı olduğunu düşününce onların biraz daha işinin rahat olduğunu söylemek mümkün. Şimdi lige müthiş bir başlangıcınız var ama ben biraz daha hikayeyi geriye sarıp başlamak istiyorum. Tabii buyurun. Yıllar süren, birkaç yıl süren çabanın ardından Süper Lig'e geldiniz ve yaz aylarında çok iyi bir kadro kurdunuz bana kalırsa. Hani işte Paco Cruz olsun, Olaseni olsun, Pinheiro olsun, Justin Kaups olsun. Yani ligimizden daha önce tanıdığımız oyuncular var. Burada benim ilk düşüncem, hatta Ajans Spor'da da bu konuda bir yazı yayınlamıştım. Mersin Spor Kulübü'nün ilk sezon vizyonu anladığım kadarıyla ligde kalmaktan ziyade bir playoff takımı olmak yönünde. Sizin de bu kadroyu kurarken düşünceniz bu minvalde miydi? Aynen o şekildeydi. Çünkü biz ligde gerçekten kalıcı olmak istiyoruz. Kalıcı olmak için de tabii ki hani bu ligin tecrübesi, ne hani yaşamış oyuncularla birlikte olmak bizim için önemli. Şimdi baktığınız zaman kadrodaki bütün oyuncularımız daha önce Türkiye'de oynamışlar, aynı takımda birlikte oynamışlar. Yani bunların adaptasyonu da hem ülkeye hem birbirlerine çok kolay oldu. O yüzden hani biz sezon başı bu kadroyu yaparken riske girmek çok istemedik. Yani bilmediğimiz hani oyunculara değil de hani bu ligi bilmeyen oyunculara değil de hani bu ligi bilen bir seviyede oynamış oyunculara giderek hani bu kadronun kimyada daha doğrusu hata yapmak istemedik. Bildiğim kadarıyla bir Akwasi Yeboah eklemesi varken oyuncunun aslında biraz etik olarak kusurlu bir davranışıyla o transfer de son anda rafa kalkmıştı. Öyle bir süreç vardı yanlış hatırlamıyorsam. Aynen, Yeboah'la da biz anlaşma sürecindeyken tabii ki İtalya'dan bizim teklifimizden işte bize okey verdikten sonra daha yüksek bir ücret alınca yani kendisi bir tercihini değiştirdi son anda. Ama bu işte bunlar var. Bu sporun içinde bunlar var. Sonuçta insanların aileleri var. Yani Akwasi de kendine göre haklıdır. Belki de bizim için daha iyi olmuştur. Sonuçta ne biz Pinheiro da zaten bizim istediğimiz oyuncu listemizde olan bir oyuncuydu. Zaten hemen akabinde de Pinheiro ile anlaştık. Benim özellikle çok şaşırdığım transferlerden biri geçen sezon Euro Cup'ta sezonun beşlerine seçildikten sonra Gabriel Olaseni'yi transfer edebilmeniz bence gerçekten çok büyük işti. Yani yine Euro Cup düzeyinde piyasası olabilecek bir oyuncuyken ikna etmek gerçekten büyük iş. Aynen öyle. Orada tabii Olaseni'nin eşinin Türk olması bize biraz daha yardımcı oldu bu konuda ikna etmemizde. Kendisi de zaten Türkiye'ye gelmek istiyordu. Biz de tabii anlattık, kulübü anlattık, şehri anlattık. O da kendisi de araştırdı. Tabii şimdi birlikte oynadığı oyuncular da Canberk falan da onunla konuştular. Kulüp hakkında bilgileri verdiler. Sonra kendisi bu yönde bir karar verdi. Lige... Yani şu an memnundur diye düşünüyorum hayatımda. Performansı da memnunmuş gibi gösteriyor açıkçası bu konuda. Doğru bir yorum. Peki lige girişinizle ilgili şöyle bir şey söylemek istiyorum. Lige yeni çıkan takımlarda biraz daha işte bu adaptasyon sürecinin zorluğundan da olabilir. Geçtiğimiz yıl biliyorsunuz lige yeni çıkan iki takımda düşmüştü, bir ürkeklik aynen oluyor. Sizde bu yok mesela. Hani 4 maç sonunda 3 galibiyetiniz var ve Ali Apetkin, Merkez Efendim, Manisa gibi yani son yıllarda ligde bulunan artık ligin kemik takımları haline gelmiş temsilcileri, ekipleri yenmeyi başardınız. Yani bu da gerçekten Mersin'in ne kadar hazır geldiğini gösteren donelerden biri. Aynen, teşekkür ediyorum, çok sağ ol. Ya söylediğim gibi yani biz bu kadronun esasında temelini geçen sene attık. Şimdi biz sezon ortasında Berkay'ı Manisa'dan aldık ki Berkay zaten Manisa'da Süper Lig tecrübesi yaşamış bir oyuncu. Tabii Canberk yıllarda Süper Lig'de zaten hani nasıl oynanılacağını, işte ne yapılacağını bilen bir oyuncu. Gerald Simons yine Euro Cup'ta Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir oyuncuydu, onu aldık. Evaldas yine Türkiye'de daha önce oynayan
bu ligi bilen oyunculardan biriydi. Onları da aldık. Biz bunların hepsiyle zaten ikişer yıllık anlaştık. Yani çıktığımız zaman burada kimyada bir sorun yaşamayalım diye bunu yaptık. Bu hamleleri yaptık. Yani doğru hamle yaptığımızda şimdi görüyoruz zaten. Yani bizim nedir farkımız? İşte hani bu ligde oynamış bu tecrübede oyuncuları elimizde tutmak bizim şansımız tabii ki. Peki şunu sormak istiyorum. Gidişattan ve yapılanmadan mütevellit olarak bunu muhtemelen seyirci de taraftarlar da çok merak ediyor. Bu takımın Avrupa vizyonu nedir? Mesela işte yakın tarihte Manisa gibi örnekler var. Yine Bursaspor gibi örnekler var. Şehir takımı olup da Avrupa basketboluna atılım yapan. Sizin de böyle bir planlamanız vardır diye tahmin ediyorum. Valla şu anda zaten bizim öncelikli hedefimiz ilk başta tabii ki ligde kalıcı olmak, lige renk katmak. Tabii biz bunu yaptıktan sonra da hedefimiz tabii ki Avrupa Kupası. Biz Mersin'de bir Avrupa Kupası oynamayı çok istiyoruz zaten. Bunu da şehre yaşatacağımızı düşünüyorum. Ya bütün planlarımızı da buna göre yapıyoruz zaten. Şehre yaşatmak demişken Mersin'de futbolun son 5-10 yıldaki artık iyice dibe vurma noktasından sonra taraftarın ciddi anlamda basketbola sarıldığını görebiliyoruz. Hem sizin hem de Çukurova Belediyesi'nin maçlarında inanılmaz bir seyirci oluyor. Yani evet. Türk basketbolunda çok fazla görmediğimiz, hatta İstanbul'daki birçoğu majör dediğimiz takımda bile tırnak içinde görmediğimiz bir seyirci desteğiniz var. Mersin şehrinin basketbolla bu kadar bütünleşmesini nasıl açıklarsınız? Ya Mersin şehri zaten geçmişte de biliyorsunuz Süper Lig'deydi. Sizin de oynadığınız dönem. Aynen, benim de oynadığım dönem. Tabii bu son 10 senedir burada bir Süper Lig takımı, erkek basketbol takımı yok. Şehirde de tabii bununla alakalı bir açlık var. Bayan basketbolunda da zaten Çukurova Basketbol Kulübü çok güzel işler yapıyor. Onlar o bayrağı layığıyla taşıyorlar zaten bu bölgede. Bir erkek takımına ihtiyaç vardı. Biz de şu anda bu açığı kapatıyoruz diye düşünüyorum. Bir de biz bu bölgedeki tek erkek süperlik basketbol takımıyız. İşte Adana'dan, Hatay'dan, Antep'ten insanlar geliyorlar maçımıza. Yani bir tek Mersin değil, biz bütün bu bölgeye şu anda hizmet ediyoruz gibi bir şey yani şu anda. Şu anda Gaziantep'in de düştüğünü geçtiğimiz yıllarda var sence. Akdeniz bölgesinin bir numaralı temsilcisi olduğunu söylemek mümkün. Bunun da bu arada taraftar anlamında da size olumlu bir yansıması olması da çok güzel bir durum tabii. Tabii, aynen öyle. Yani bütün maçlarımız gerçekten hani şu ana kadar biz Ali Ağa ve şey oynadık, Manisa oynadık. Şu an biz 3500 kişinin altına şu anda bir düşmeyiz. Zaten salon kapasitemiz de 3500-3750 gibi. Sağ olsun şehirde, bu bölgede bizi hiç yalnız bırakmıyorlar. Peki şimdi ligdeki 4 maçınız geride kaldı. Sırada ciddi test maçları olduğunu söylemek mümkün, evet. Sizin için. Bu pazar Beşiktaş deplasmanındasınız. Sonrasında 4 maç demiştim ama Büyükçekmece ile birlikte 5 maçlık bir İstanbul, evet, temsilcileri turunuz olacak. Peki sıradaki fikstürle ilgili ne düşünüyorsunuz? Burada hedefleriniz nelerdir? Yani kafanızda bir hesap yapmışsınızdır hani hedef maç olarak. Kaç galibiyetle çıkmayı planlıyorsunuz önümüzdeki 4 maç diyeyim? Ya şimdi bunu tabii ki biz kazanabildiğimiz kadar kazanmak istiyoruz ama tabii siz de biliyorsunuz Beşiktaş, Anadolu Efes, Fenerbahçe, Galatasaray, bunlar gerçekten hem bütçe olarak hem tecrübe olarak bizden çok üst düzey takımlar. Ama tabii ki biz de her zaman bu takımlara karşı kazanmak için çıkacağız. O günlük işte performanslara bağlı olarak sürpriz diyenler de olacaktır. Sürpriz değil diyenler de olacaktır elde. Ama biz elimizden gelen en iyisini yapıp savaşarak kazanacağız yani. Kazanmak için uğraşacağız. Bence ilk 4 haftada Mersin Spor Kulübü çok kolay lokma olmayacağının mesajını bütün takımlara vermiştir diye düşünüyorum. Evet. Yani eğer zaten bu mesajı almayan takımlar varsa sizin de tabiriniz artık sürpriz olarak nitelendirilir bilmiyorum ama beklenmedik sonuçlar çıkabilir. Tabii çıkabilir. Ya basketbolda biliyorsunuz günlük performanslar çok önemli. Yani o günkü oyuncuların performansları da gerçekten önemli. Bizim de tabii takımımız gerçekten çok tecrübeli bir takım. Oyuncularımız tecrübeli gerçekten. Yani o maçlarda da zaten hepsi gerekli karakteri koyacaklardır.
Geçen sezon TBL'den gelen takımdan da bazı oyuncular tuttuğunuzu söylediniz. Bu oyuncuların da daha önce Süper Lig background'ı olması sizin elinizi ciddi anlamda herhalde yaz aylarında kolaylaştırdı. Hani çok tabii ki, aynen. Baştan takım inşa etme durumuyla karşı karşıya kalan ligin yeni takımları genelde problem yaşıyor. Sizin böyle bir artınız da var. Ya işte dediğim gibi biz bu senenin zaten yatırımını geçen sene yaptık. Yani geçen sene biz bu oyuncuları alırken hep bu seneyi hani lige çıkacağız diye bu oyuncuları aldık. Yani ki şu anda da zaten görünen hani ne kadar doğru bir karar aldığımız kamuoyu tarafından da zaten görülüyor. Peki şunu sormak istiyorum size. Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon TBF'nin aldığı bir karar vardı biliyorsunuz. Yabancı kuralıyla ilgili. Sizin de kadro çalışmalarınız zaten bu doğrultuda oldu. Bu kararın hem saha içi hem saha dışı etkileri hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Hani basketbolun içinden biri olarak sizden de bir görüş almak isterim bu konuda. Ya tabii ki hani bizler için sonuçta baktığınız zaman tabii ki maddi olarak da ekstra iş yükü olarak da biraz zorlukları var tabii ki. Ama bir tane Türk oyuncunun her zaman sahada olması gerçekten iyi, güzel bir karar. Yani en azından o Türk oyuncu topun el yaktığı dönemlerde sahada oluyor. Yani Türk oyuncuların gelişimi açısından da bu sahada bir Türk olması kararını ben olumlu buluyorum. Tabi onun dışında federasyonu vermiş olduğu bir karar. Yani bizler de saygı duyuyoruz. Yani umarım hani basketbola faydasını görürüz hep beraber. Peki son olarak şunu da sormak istiyorum. Koç Can Sevim'le alakalı bir parantez açmak isterim. Basketbol Süper Ligi'nde bazı artık standart yakalamış takımlar var. Türk koçlarla çalışan bunlardan biri Tofaş. İşte Pet kimi sayabiliriz Burak Gören'le birlikte. Can Sevim de Mersin'de göreve geldiğinden bu yana iyi bir iş başardığını söylemek mümkün. Bu sezon da takım çok iyi gözüküyor. Böyle yerli koçların ligde bulunması bence bu bütün Türk basketbol severlerinde bana katılacağını düşünüyorum. Çok önemli. Koçla ilgili birkaç kelime alabilir miyim sizden? Ya Can da şehre alıştı. Şehir ona alıştı. Dediğim gibi bu iş sonuçta kimya. Can'la şu an takımın kimyası da birbirine uyuyor. Yani şu an çok yani mutlu çalışıyor insanlar. Yani Can da burada mutlu çalışıyor. Oyuncular da mutlu çalışıyorlar. Yani burada her şey pozitif ilerlediği için şu an hani Can Sevim gerçekten hani bizi getirdiği nokta da ortada. Takımı sonuçta ikincilikten birinci geç çıkarttı. Zaten daha önce Afyon'da ve Petkim'de de zaten kendisi Süper Lig'de antrenörlük yaptı. Yani şu an kendisi zaten şehre de adapte olmuş durumda. Şehir de onu kucaklamış durumda. Gayet güzel bir şekilde ilerliyor. Akdeniz çevresindeki kentlerin artık Mersin'i desteklediğini, Mersin etrafında kenetlendiğini söylemiştiniz. Final olarak da şunu sorayım size. Basketbol severlere, taraftarlarınıza yollamak istediğiniz bir mesaj var mı? Benim için çok önemli bu. Çünkü hani Basketbol Süper Ligi'ndeki bütün takımların lige kattığı değeri, bütün takımların lige kattığı rengin üzerine ben ısrarla vurgu yapmak istiyorum. Burada sizin söyleyeceğiniz ifadeler de o yüzden çok kıymetli olacak. Akdeniz bölgesi olarak biz tabii ki bu bayrağı, Erkek Basket Süper Ligi'ndeki bayrağı biz temsil ediyoruz. İnsanlar bizi hiçbir zaman yalnız bırakmasınlar. İyi günlerimiz de olacak tabii ki. Kötü günlerimiz de olacaktır. Elbet inişler, çıkışlar bu işin içinde var. Her zaman bizi desteklesinler. Her zaman yanımızda olsunlar. Yani tek kuvvet olalım hep birlikte. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ümit ediyorum sezonun geri kalanında sizin de başarılarınızla birlikte tekrardan burada sizi konuk etmek nasip olur. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun inşallah. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür tekrar. Ederim. Görüşmek üzere. Başarılar pazar günü içinde. Teşekkürler. Çok sağ olun. Evet, hattımızda Manisa Spor Kulübü Genel Menajeri Tolga Köklen vardı. Kendisi çok kıymetli açıklamalarda bulundu. Ligimize renk katan ve gerçekten gümbür gümbür gelen bir takım Mersin Spor Kulübü. Evet, isterseniz biz de kısa bir araya gidelim, ardından tekrardan sizlerleyiz. Tuttur'un sunduğu 6. adam devam ediyor. Evet, keyifli jingle'ımızda çok kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Ben Burak Alaca, Tuttur'un sunduğu 6. adamla birlikte sizlerle biraz basketbol gündemini ele alıyoruz. Az önce attığımızda
Basketbol Süper Ligi'nin yeni ve gümbür gümbür gelen kulübü Mersin Spor Kulübü'nün genel menajeri Tolga Köklen vardı. Kıymetli açıklamalarda bulundu. Yayın çıkışı açıklamaları da ajansspor.com üzerinden görebilirsiniz. Orada da paylaşacağız. 0538-052-1487 tekrar ediyorum. 0538-052-1487 ne oldu? WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı bize iletebilirsiniz. Sizlerden gelen mesajları da burada dile getireceğiz. Bir mesajımız var. Ankara'dan sevgiler. Olympiakos peş peşe 2 İspanyol devini yendi. Evet, hafta içinde Real Madrid'i 7 sayıdan gelerek yenmişlerdi. Dün de Barcelona'yı ezici bir üstünlükle alt etmeyi başardılar. Panathinaikos'la birlikte Final Four'un en iddialılarından biri olacak bu takım gibi demiş dinleyicimiz. İyi yayınlar dilemiş. Teşekkür edelim. Yani Fournier ve Vezenkov transferlerinden sonra bunu tahmin ediyorduk ve bu takım hani bir top yönlendirici Volkap haricinde bir kısa eksikliği var. Vildoza'dan bekleneni alamıyorlar. Tyler Dorsey bir gün 20 atıp bir gün eksi 20 verimlilik yazabiliyor. Yani o da çok güvenilir bir isim değil. Ama burada ağır sakatlığından eğer sezon içi dönebilirse şayet Keenan Evans'ın da gelişiyle birlikte Fallu Milutinoğlu, Wright'lı uzun rotasyonu, Vezenkovlu Peters'ı 4 rotasyonu ve Fournier'li McKissick'li 2-3 numara rotasyonuyla birlikte gerçekten herkesin canını yakabilecek ciddi bir şampiyonluk adayı olacaktır Olympiakos. Yani antipatik olmasıyla beraber yine de herkesin takdir eder ki, herkes takdir eder ki çok da önemli bir koça sahipler. Yorgos Bartsokas gibi üst seviyede oynamayı bilen başarılı bir koçları var. İyi bir kadroları var. Yani şampiyonluk adayı mıdır Panathinaikos? Düzeltiyorum, Olympiakos. O ikisi de hep birbirine giriyor konuşurken. O kadar birlikte zikrediyoruz ki. Şampiyonluk adayı mıdır Olympiakos? Evet, şampiyonluk adayıdır bana kalırsa. Bu konuda hiçbir beis yok. Geçtiğimiz yıllarda da zaten hani hem Final Four'da elendikleri oldu geçen sezon, bir önceki yıl finalde kaybetmişlerdi Real Madrid'e. Sergio Yul'un son saniye inanılmaz mandalina floater'ıyla. Bazen de olmuyor. Onlar yine şampiyonluğu kovalayacaktır. Ciddi bir aday olacaklardır. Bunda bir şüphe yok bana kalırsa. Buradan düşüncenize de katılıyorum. Panathinaikos'un da bana kalırsa şu an ligdeki en ciddi rakibi olarak gözüküyor. Çünkü Real Madrid ve Barcelona'da ciddi koç skandalları var. Yani hakikaten Barcelona'nın dün oynadığı Panathinaikos maçını izleyenler ne demek istediğimi anlayacaktır. Maçın en kritik anlarında Kevin Panther dakikalarca kenarda oturdu. Real Madrid'de zaten Chus Mateo'nun koltuğu ciddi anlamda sallantıda ki zannediyorum yakındır ayrılığı da böyle devam ederse. Şu anda Panathinaikos'un en ciddi adayı Olympiakos gibi gözüküyor bu sebepten ötürü. Evet, Euroleague için çok önemli bir transfer gelişmesinden bahsedelim. Daha önce adı Real Madrid ve Barcelona ile anılan NBA yıldızı, 25 yaşında bir guard, Lonnie Walker, Žalgiris Kaunas'la sözleşme imzaladı. Oyuncuya değinmeden önce kontrat detaylarından bahsedelim. Kontratta 18 Şubat'a kadar oyuncunun NBA çıkış opsiyonu bulunuyor. Yani NBA'deki transfer dönemi bitene kadar takımdan ayrılma hakkına sahip olacak Lonnie Walker. Gerçekten özel bir oyuncu ve NBA'de halen kontrat bulamamış olması sezon başladıktan sonra, daha doğrusu başlarken, gerçekten cidden şaşırıcı. Bunu da belirtmek lazım. Kariyeri boyunca hem Lakers'te hem Nets döneminde geçtiğimiz sezon önemli roller almış bir oyuncu. Toplamda 322 NBA maçında 9.8 sayı ortalaması var ve yani tanking'e yatan takımlarda değil de nispeten rekabetçi takımlarda oynamasına rağmen böyle bir istatistik tutturduğunu söylemek lazım. %35.6'lık bir 3 sayı isabeti var. Aynı zamanda müthiş de bir atlet. Yani çember etrafına işte çembere atak ettiği pozisyonlarda da ciddi fark yaratabilecek bir oyuncu. Euroleague'de ben bir Kendrick Nunn etkisi yaratmasını bekliyorum. Eğer adaptasyon sürecini hızlı atlatırsa ve bir sağlık problemi yaşamazsa ligde kaldığı denklemde Silvian Francisco ile birlikte gerçekten Euroleague'in en iyi backcourtlarından birini oluşturacağına, en iyi kısa rotasyonlarından birini oluşturacağına hiç şüphe yok. Çok özel bir oyuncuyu transfer etti Žalgiris Kaunas. Burada Real Madrid ve Barcelona'nın ilgisine rağmen de Žalgiris Kaunas'ın bu transferi bitirebilmiş olmasına şapka çıkartmakta fayda var. Yani ben açıkçası oyuncunun NBA'de kalmasını bekliyordum. O yüzden şaşırdım. İlginç bir transfer oldu. Muhtemelen de oyuncu kısa süre içerisinde NBA'ye gidebilir diye düşünüyorum. Yaz aylarının sonunda son şampiyon Boston Celtics'le bir kontrat imzalamıştı Lonnie Walker. Orada
preseason'ın ardından takımda tutmamıştı Boston Celtics. Buna da şaşırmıştım. Yani bazı Boston taraftarları, kulüp fanbase'inden bahsediyorum. Yani seyirci genel NBA kamuoyu değil, şampiyon takımın üstüne Lonnie Walker eklemesini çok beğenip takdir etmişti. Enteresan oldu. Yani dediğim gibi G League'de kariyerini heba etmemesini de takdir ettim. Gerçekten basketbolu seven ve basketbolu oynamak için oynamayan bir oyuncu olduğu da böylelikle ortaya çıkmış oldu. Transfer gelişmeleri var. Devam edelim. Olimpia Milano, daha önce Golden State Warriors'ı NBA'de izlediğimiz, bir dönem Baskonya'da Euroleague'de kısa dönemi izlediğimiz, Virtus Bologna'da da izlemiştik yanlış hatırlamıyorsam, Nico Mannion'ı kadrosuna katıyor. Geçen sene Varese ile birlikte İtalyan Ligi'nde gerçekten çok özel işlere imza atmıştı Nico Mannion, ki NBA'ye gitmeden önce kolejde ve lisede gerçekten Amerika'da çok gözde bir oyuncuydu. Golden State Warriors'da pek bekleneni veremedi. Varese performansından sonra ve lokal oyuncu olmasından dolayı, İtalyan oyuncu, ben katkı verebileceğini düşünüyorum. Hoş, bu Milano'ya artık kim gelse de çok iflah olmaz gibi düşünüyorum. Dün Virtus'u yendiler ama sezonun genelinde çok skandal mağlubiyetler alan, bütün hedef maçları rakiplerine veren, 27 sayıdan Jalgiris'e maç veren bir takımdan bahsediyoruz. Artık say say bitmez. Çok da üzerinde durmayayım. İlginç bir transfer gelişmesi var. Yaz aylarında biliyorsunuz Fenerbahçe Beko'nun Amerikalı uzunu Jonathan Motley takımdan ayrılıp EuroCup ekibi Hapoel Tel Aviv'in yolunu tutmuştu. Diyeceksiniz oyuncu EuroLeague'de kontrat bulamadı mı? Bulabilirdi ama Hapoel Tel Aviv oyuncuya 1.1 milyon dolar verdi. Yani EuroLeague standartlarında, hatta EuroLeague standartlarında bir tık üzerinde bir kontrat aldığını söylemek mümkün Jonathan Motley'nin. Joel Bolonboy'un ayrılığından biliyorsunuz Kızıl Yıldız'ın bir pivot arayışı vardı. Burada gittikleri isimlerden biri Bismack Biyombo olmuştu, NBA'den ayrılan Kongolu uzun. Oradan pek bir sonuç elde edemediler ve Hapoel Tel Aviv forması giyen Motley'e bir teklif götürdüler. Teklifin ardından, teklifi Hapoel Tel Aviv'e Hapoel Tel Aviv'in onayından geçmeden oyuncuyla direkt iletişime geçtikleri için Hapoel Tel Aviv'in sahibi, bu tabii ki bir söylenti, çok olaya gerilip Kızıl Yıldız forması giyen bütün oyunculara mevcut maaşların üzerinde bir teklif götürdüğü söylentisi var. Gerçekten bu da ilginç bir iddia. Transfere dönecek olursak da Jonathan Motley'nin Kızıl Yıldız'a imza atmaya yakın olduğu söyleniyor. EuroCup'a zaten fazla gelmişti. Yani son Buducnost maçını bu hafta izleyenler ne demek istediğimi anlayacaktır. 30 sayı attı. Buducnost EuroLeague'in orta seviye takımlarından, EuroCup'un orta seviye takımlarından biri. Hani çok kötü olduklarını ya da çok iyi olduklarını söylemek doğru olmayacaktır ama gidip Buducnost gibi, işte Alenovic olan, tecrübeli uzunları olan bir takıma karşı 30 sayı atmak rahat rahat, gerçekten nereden baksanız büyük iş. EuroCup'a fazla gelmişti. EuroLeague'de de Kızıl Yıldız'a katkı sağlayacağını düşünüyorum. Joel Bolonboy da 2-3 ay sonunda sakatlığını tamamlayıp döndüğünde gerçekten takıma boyut katacağını, seviye atlatacağını düşünüyorum. Motley hamlesinin o zaman da gerçekten iyi bir playoff adayı haline geldi Kızıl Yıldız. Yani Safaropoulos yönetiminde transferde de bakalım bundan sonrasında ne gibi gerilimler göreceğiz. Evet, haberlere bakmaya devam edelim. Fenerbahçe'nin Sırp uzunu Boban Marjanović son 2 sezondur birlikte oynadığı, Fenerbahçe'ye gelmeden önce Houston Rockets forması giyen milli yıldızımız Alperen Şengün'le alakalı bir açıklamada bulunmuş. Alperen çok yetenekli bir çocuk. Jokic onun idolü ve sahada ona benzer şeyler yapmaya çalışıyor. Onu gördüğü anda çok mutlu olmuştu diye bir açıklamada bulunmuş. Bana Jokic ile bir daha yemeğe gittiğimde onu da çağırmamızı söylerdi. NBA'de şimdiden ses getiren işler yaptı. Şimdiden bir yıldız ve zamanla daha da büyük olacak demiş. Biliyorsunuz Boban Marjanović işte Sırp Nikola Jokic'in vatandaşı. Daha doğrusu milli takımdan da zaten arkadaşlar. Alperen Şengün de sık sık idolünün Nikola Jokic olduğunu belirtiyor. Saha içinde de onun esintilerini taşıyan, ona benzer hareketleri olduğunu söylemek mümkün Alperen Şengün'ün. Ümit ediyoruz bir gün Jokic seviyesinde bir NBA yıldızı olur. Jokic'in gelişimi bu arada lige draft olduktan, lige girdikten sonra Alperen kadar hızlı olmamıştı. Bunu da belirtmekte fayda var. Yani Alperen eğer bir Jokic olacaksa bu anlamda şu ana kadar gayet iyi ilerliyor. Bunu belirtmekte fayda var ama
İzleyen dinleyicilerimiz tabii ki burada fikirlerinizi de bize WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Bana kalırsa biraz daha fazla Pau Gasol'ü andırıyormuş gibi bir hali var Alperen'in, ki Pau Gasol da büyük bir basketbol efsanesidir. Yani yatsımamak lazım. Pau Gasol'e benzer bir kariyere sahip olsa da herhalde hiç kimse şikayet etmeyecektir. Benim de çocukluk idollerimden biridir Pau Gasol. Odamın duvarında halen İspanya milli takım forması asılı. Öyle söyleyeyim. Sizden gelen mesajlara geçelim. Şahin Kara adlı dinleyicimiz yazmış. İyi yayınlar Burak abi. Parkede 5 adam, parkeyi yorumlamaya 6. adam. Biz de seni severek dinleyerek 7. adam olalım. Çok teşekkürler güzel mesajın için. Anadolu Efes'le Erkinsiz, formasız takım gibi bir de güzel bir kupon bekliyorum. Kuponu programın ilerleyen dakikalarında 5-10 dakika sonra paylaşacağım. Beklemede kalın. Güzel mesaj için tekrardan teşekkür ediyorum Şahin Kara'ya. Devam edelim. Nusret Özdemir, sevgili Burak çok dikkat ettim de basketbolda maçların 3. periyotları kısır geçiyor. Aktif dinlenme mi yoksa taktik gereği mi? Selamlar. Maçtan maça değişkenlik gösterebilir ama aktif dinlenmeden ziyade hani ilk yarıdaki hataların biraz telafisi oluyor ama 3. çeyrekte maçı elden kaçırırsanız 4. çeyrekte onu toparlamak biraz daha zor oluyor özellikle Avrupa basketbolunda. O yüzden İlk yarısı kafa kafaya biten maçlarda hani bir kopuş söz konusu değilse genel itibariyle 3. çeyrekte Avrupa basketbol koçları maçı biraz daha sıkı ele alır. Maç biraz daha özellikle 3. çeyrekte maçın yoğunluğu artıp 4. çeyreğin sonuna doğru gevşemeye başlar. Genelde de böyle oluyor. Devam edelim. Bir dinleyicimizden daha mesajımız var. İsmini arıyorum dinleyicimizin ama bulamadım. Devam edelim. Boston'dan Serdar. Evet, Amerika'dan bir mesaj zannedersem. Buradan Boston'a da selam olsun. Benim çocukluğumda da efsane bir takımları vardı. Garnett'li, Paul Pierce, Ray Allen'lı, Rondo'lu. Hatta 5'ini de sayabilirim. Bir de Kendrick Perkins vardı bunlara ilaveten. 2007-2008 finalinde Lakers'ı mağlup ederek şampiyon olmuşlardı. O da benim izlediğim ilk basketbol maçıdır. Final serisinin 6. maçı yanlış hatırlamıyorsam. Maç sayısını karıştırıyor olabilirim. Öyle de bir hatırası var Boston'ın. Buradan tekrardan selamlarımızı yollayalım. Alperen Amerikalı olsa çoktan All-Star olmuştu diye bir söylemi var Serdar Bey'in. Yani şu açıdan katılabilirim. Alperen Amerikalı olsaydı şayet işte lisede, ortaokulda, üniversitede ona yapılan yatırımlar hem besin hem antrenman olarak Alperen zaten bir canavara dönüşürdü muhtemelen fiziksel olarak. Şimdi değil All-Star, All-NBA takımlarına da girerdi, olimpiyat kadrosuna da girerdi. Tabii ki Türk basketbolunun, Avrupa basketbolunun imkanları daha farklı. Yine de All-Star olacakmış gibi gözüküyor ilerleyen vadede Alperen. Serdar Bey'den bir mesaj da, bu arada NBA 2K oyununda ben de Boston'ı alırdım demiş. Ya NBA 2K oyununda bu arada oynayanlar bilir. All time Boston Celtics'e ben bayılırım. Ben bir Larry Bird hayranı olarak oradaki Larry Bird'ü, Ray Allen işte corner attığında 4-5'te Robert Parrish'le Kevin Garnett'i kullandığın denklemde müthiş bir 5 oluyordu. Ben genelde Larry Bird üzerinden oynuyordum. Tabii orada biraz da gönül bağı işin içine girince teknik taktik bir kenara kayıyordu. Teşekkür ediyorum Serdar Bey mesajı için. Keyifli bir konuya geçmiş olduk sayesinde. Yunus Delfindane'den bir mesajımız var. Selamlar, çıktım. Cuma'dan çıktım. Radyo Spor'dayım. Keyifli yayınlar dilerim. Sanki bu yıl Euroleague Anadolu Efes biraz daha kıpırdansa Barcelona dahil Euroleague şampiyonluğu uzak ihtimal değil diye düşünüyorum. Sevgiler demiş. Yani Anadolu Efes, Barcelona gibi takımlar kıpırdanırsa Panathinaikos, Olympiakos gibi takımlara rakip olma ihtimali elbette var. Buna da katılırım. Teşekkür ediyorum Yunus abiye mesajı için. Bir mesajımız var. Dinleyicimizin adını bulmaya çalışıyorum. Adını belirtmemiş galiba. Fenerbahçe Beko Motli'yi neden bıraktı? Şu an uzun rotasyonda ciddi sıkıntı var. Benim duyduğum kadarıyla Fenerbahçe Beko bir uzun transferini bitirdi. Zannediyorum herkes duymuştur bu arada. Benim özel aldığım bir duyum değil. Bu hafta açıklanacak sanırım Fenerbahçe Beko'nun ciddi bir uzun eklemesine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yani şu anda işte geçenlerde bir istatistik paylaşmıştım size. Euroleague'in ortalama ve ortalama üstü bütün uzunları Fenerbahçe maçı kaybetse de kazansa da Fenerbahçe potasına bir hasar bırakıyor. Bunun önüne geçmek lazım. Bu departmanda da zaten rakibi kısıtlayabildiğiniz takdirde bir adım daha öne geçmiş oluyorsunuz. İyi bir forvet rotasyonu var Fenerbahçe'nin. İyi guardları da var. Son Maccabi maçında Skyler Mays de fena gözükmedi. Yani burada dediğim gibi Fenerbahçe'nin uzun rotasyonunu toparlaması lazım. Hani idare eder bir seviyede olsa bile Fenerbahçe belki bir şampiyonluk, bir Final Four adayı olabilir ama şu anda idare eder bir seviyede dahi olduğunu düşünmüyorum ben mevcut uzun rotasyonunun. Motti neden bırakıldı? Zannediyorum Fenerbahçe'nin piyasada
gözlemlediği bazı isimler vardı ama bunlardan da beklediğini alamayınca Motti de gitmiş oldu ki Motti iyi de bir para aldı bu arada. Yani sadece Fenerbahçe bıraktıdan ziyade 1.1 milyon dolarlık da bir maaş aldı Apoel Tel Aviv'den. Yani Euroleague standartlarına şöyle düşün. Hani Fenerbahçe bıraktı ama Euroleague'de kalamaması da aslında bazı şeyleri anlatır gibi bana kalırsa. Bakıyorum, Yunus abi mesaj için teşekkür etmiş. Son 5 dakika mesaj okuyacağım. 0538 052 1487, 0538 052 1487 nolu numaramızdan mesajlarınızı bekliyorum. O arada biz de isterseniz canlı yayın kuponumuzu yapalım. Bugünün maçlarına bakalım Euroleague'de. Bugün Euroleague'de tamı tamına 5 maçımız var. Açılış maçında Fenerbahçe Beko Partizan 20.45'te başlıyor. Kapanışta da 22.45'te Paris Baskonya maçı var. Şu anda bu arada canlı yayından bağımsız yaptığım bir kuponu sizlere önereyim. Tuttur üzerinde var. Fenerbahçe Beko Partizan ev sahibi 81.5 üst ve Paris Baskonya ilk yarı toplam 83.5 üst seçeneklerini önerdim. Tuttur da Burak Alaca hesabından bulabilirsiniz. Bunu sosyal bahis kısmında. Ve bir futbol kuponu da paylaştım. Altına 2.94 oranlık. Onu da sizlere tavsiye ederim. Benim çok içime sinen bir kupon oldu. Oynarsanız da pişman olacağınızı düşünmüyorum. Bugün canlı yayın kuponuna kendi kuponumu eklemediğim maçları eklemek istiyorum. Bir NBA bültenine de göz gezdireceğim sizlerle birlikte. Cleveland-Orlando maçı var. Detroit Pistons, New York Knicks, Charlotte, Boston. Detroit Pistons, New York Knicks maçında New York'un handikap baremlerini kontrol etmek istiyorum. 4.5 handikaplı New York Knicks galibiyetinin 1.42'lik bir oranı var. Bunu eklerim. New York Knicks çok daha iyi bir takım. Yani orada da tabii ki Mikal Bridges ve Karl Anthony Towns eklemesinden sonra takım bir kimlik arayışında ama Pistons'a nazaran çok daha iyi bir takım. Böyle hedef maçı da kaybedeceklerini düşünmüyorum. 5 sayı fark olmasını da bekliyorum maçta. 1.42'lik bir oranı var. Kontrol etmeye devam edelim. Atlanta Sacramento maçı var. New Orleans Indiana Pacers. Minnesota Timberwolves Denver. Geçen sezonun Batı Konferansı yarı final eşleşmesinin bir tekrarı var. Burada da bu da tehlikeli bir maç bana kalırsa. Bundan da biraz uzak durmakta fayda var. Favori Minnesota olarak gözükmüş. Denver handikapta kalır denenebilir mi diyeceğim ama 7.5'a kadar tırmanıyor. Bu da zor bir karar olacaktır. Portland Trailblazers Oklahoma City Thunder karşılaşması var. Burada Oklahoma City Thunder'ın 2'den 2'sine pek bir oran verilmemiş. Handikap seçeneklerinde de 8.5 handikaptan açılıyor ama oranlar yine çok düşük başlamış. Kontrol etmeye devam ediyorum. Toronto, bu arada sizin de bir kupon öneriniz varsa onu da, maç öneriniz varsa onu da kupona ekleyebiliriz. O yüzden mesaj atabilirsiniz. Toronto Los Angeles Lakers maçı yine bence nispeten problematik bir maç olacaktır. Bir tane NBA maçını ekledik. New York Knicks 4.5 handikaplı Detroit Pistons galibiyetini. İsterseniz EuroLeague'e de tekrardan bir göz gezdirelim. Monaco Zalgiris Kaunas deplasmanında favori gözüküyor. Buradan en üst baremden bir handikapta kalır Zalgiris oranına bakıyorum. Yine düşük bir oran karşımıza çıkıyor. Azvel Bayern Münih maçında alt üst baremlerine bakıyorum. Burada da aslında üste gitmeye gebe bir maç var. Bayern Münih maçları sık sık üste gidiyor. İlk yarı alt üst baremini kontrol ediyorum. 80.5 düzeltiyorum. İlk yarı alt üst baremi de 81.5'dan açılıyor. Ben burada maç sonu 162.5 üst önereceğim sizlere. Bayern Münih'in skor potansiyelini eğer Azvel savunamazsa Azvel'in de skoru Bayern Münih ile beraber yukarı çekmesini bekliyorum. İki maçlık bir kupon yaptım sizler için. Tuttur uygulaması üzerindeki sosyal bahis kısmından Burak Alaca hesabında kupona erişebilirsiniz. Hatta bir maç daha eklemek istiyorum sizler için. Kızıl Yıldız deplasmanında Kızıl Yıldız'ın pivot sıkıntısı olduğundan az önce bahsetmiştik. 2.5 handikaplı Panathinaikos galibiyeti Azvel maçını çıkartıp bunu ekliyorum. 2.09 oranlık kuponumu yaptım. Tuttur.com üzerindeki Burak Alaca hesabından kuponu oynayabilirsiniz. Tavsiye de ediyorum. Bu da içime sinen bir kupon oldu diyelim ve devam edelim.
canlı yayın kuponumuza yaptık. Şu anda sizden gelen bir mesaj var mı diye kontrol ediyorum. Mesaj kutumuzda da şu anda bir şey gözükmüyor. Son olarak bir iki gelişmeyi sizlerle paylaşıp programı kapatalım isterseniz. Ergin Ataman koçluk felsefesi hakkında bir açıklamada bulunmuş. Bunu da belirtmek, açıklamakta fayda var. Yıllardır konuşuyoruz. Hani bu kadar büyük egoları, bu kadar yıldız oyuncuları bir arada kullanmak ciddi bir başarıdır. Bu nasıl olabiliyor diye. Kendisinde buna yönelik bir açıklaması var. Bunu da okuyalım. Sistemi geliştirmek için, bu arada Meridian Sport'a konuşmuş. Sırp basının önemli kaynaklarındandır. Meridian'de sistemi geliştirmek için bazen negatif mesajlar vermelisiniz ki çift maç haftası vardı yakın tarihte kaybettikleri iki maç üst üste. Muhtemelen bu kastettiği negatif mesaj da oradaki görüntüye binaen söylenmiş bir şey. Pozitif mesajların da bu gelişimi daha sık sağladığını, doğru ama diğeri de gerekli olabiliyor. Aynı zamanda psikolojik bir taktik bu. Tabii ki bizim mesleğimizde düşüncelerinizi cesurca söyleyebilmeniz gerekiyor. Asla kaybettiğim zaman ne olacağını düşünen biri olmadım. Her maçı nasıl kazanacağım üzerinde kafa yorarım. Mağlubiyetten sonra ne yapacağımı mağlup olduğum gün düşünürüm demiş. Son bir dinleyici mesajımız var, onu da alalım. İzmir'den Halil Demir. Yarından Beşiktaş kazanır, Liverpool kazanır ve 2.5 üstü oynamayı düşünüyorum. Yorumlar mısın demiş. Futboldan gelmiş soru ama son dakikalarımız, dinleyicimizi de kırmayalım. Bir yorumda bulunalım. Hafta sonunda güzel bir futbol bülteni var bu arada. Beşiktaş kazanır Kasımpaşa karşısında, güzel bir öneri. Derbiden sonra tekrardan hiç ivme kaybetmeden çıkışa geçmeyi isteyecektir Beşiktaş. 1.40 küsür bir oranı var bunun. Liverpool'un da Brighton karşısında kazanır ve üst bahsine şu yüzden katılırım. Brighton gole eşlik eden bir takım. Yani Brighton'ın da gol bulduğu denklemde Liverpool'un evinde kazanacağına ben de katılırım. Bunun için de tabii ki otomatik olarak bu olduğu denklemde 1 ve 2.5 üstüne gidiyor. Bunun da güzel bir tahmin olduğunu düşünüyorum. Halil Demir'e de buradan şimdiden başarılar, bol şans dileyelim. Son sorumuz. Burak Bey, Panathinaikos sanki ekonomik oynamaya çalışıyor gibi birçok maçı ilk yarıdan koparabilecekken ana rotasyondaki oyuncuları çoğu zaman 3 ve 4. periyoda saklıyor. Ergin Ataman, Sukas hep maçı koparmak için 3 ve 4. periyotta ağırlığını koyuyor mesela demiş. Fenerbahçe maçı buna bir örnek olmuştur. Ya buradaki amaç rotasyondaki ana rolü olmayan oyuncuları da işin içine sokmak, onların da gelişimini sağlamak, onların da takımdaki rollerini arttırmak. Bu anlamda Ergin Ataman aslında doğru bir şey yapıyor. Genel itibariyle çok geniş rotasyon kullanmayan bir oyuncu koç olsa da bu şekilde takımdaki bütün oyuncuları formda tutabiliyor. Çok mantıklı bir maç içi hamle olduğunu düşünüyorum. Zaten Panathinaikos'un öyle bir kadrosu var ki bu maçı kıran dediğimiz oyuncular 3. 4. çeyrekte girse de arta kalan oyuncular da Euroleague'deki birçok takımı alt edebilecek düzeyde. Bu anlamda Ergin Ataman'ın yaptığı hamleyi anlıyorum. Dediğim gibi bütün oyuncuları sıcak tutmaya, bütün oyuncuları takıma kazandırmaya çalışıyor. İşte Juancho Hernan Gomez'in bu sezonki gelişimini görüyoruz en basit örnek. Geçen sezon çok beklentilerin altında kalmıştı ama bu sezon itibariyle Euroleague'in en iyi 4 numaralarından biri gibi gözüküyor, olması gerektiği gibi. Bu anlamda ben bu hamleyi olumlu buluyorum. Sadece bazı oyuncuları saklamak değil, diğer oyuncuların da sorumluluğunu, görevini arttırmak açısından yapılan bir hamle olduğunu düşünüyorum. Bunun diyelim ve tutturun sunduğu 6. adamdan bugünlük de bu kadar. Cumartesi ve pazar günleri saatler onu gösterirken tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'la kalın. Tuttur 6. adamı sundu. Tuttur, 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 baby. Haydi heyecan olsun baby.